Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 28 Temmuz günü Avrupa Ligi'nde Gaziantep, temsilcimiz Gaziantep, Legia Varşova ile karşılaşacak. Öncelikle Polonya temsilcisinden başlamak gerekirse 70'li ve 80'li yıllarda Polonya futbolunun lokomotif takımlarından birisiydi Legia Varşova. Ve 70 ve 71'de Şampiyonlar Ligi, o zamanki Şampiyon Kulüpler Kupası'nda önce yarı final sonra da çeyrek final oynayabilmiş bir takımdı. Belki o zamanki büyük futbolcular olan Polonya'nın da milli takımının kalecisi olan Jan Tomaszewski, sonra iyi bir orta saha oyuncusu olan Kazimierz Deina, ki kendisini Zafer'e Kaçış filminden de hatırlayabiliriz. O Pelé'nin oynadığı filmde de Kazimierz Deina rol almıştı. Ve daha sonra 90'lı yıllarda da Roman Kosecki gibi yıldızları çıkartmış bir takım Legia Varşova. Tabii her Doğu Bloğu takımının yaşadığı ekonomik krizlerle birlikte yetişen gençler zamanla çok kısa sürede Avrupa'nın daha iyi kulüplerine ve takımlarına gitmeye başladı ve Legia Varşova 70 ve 80'lerde yaşadığı büyük başarıları yavaş yavaş kaybetmeye başladı. En ciddiye alacağımız başarısı 96 yılında gene Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu çeyrek final. Gaziantep'e baktığımız ise geçen sezon gerçekten iyi bir performans gösterdi ve ligi 4. sırada bitirdi. Ve bu sezonda iyi bir takım, kadrosunu da korumayı başardı. Artı Ozan'ı aldı Bursa Spor'dan, Yasin Pehlivan'ı aldı Avusturya'dan ve bütün bunlara, bu iyi kadroya iyi ekler yaptılar. Tolunay Kafkas'ın da takımın hala teknik direktörünü yapması olumlu bir avantaj. Bütün bunlar bence Gaziantep'in en azından bu maç için İbrahim'in Gaziantep'e döndüğünü gösteriyor. Bence Gaziantep bu maçı kazanacaktır. Altus bahsinde ise alt olacaktır. İki takımın da çok gol atabileceğini düşünmüyorum ben. Skoru kısır bir maç olacaktır. Ama Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz en azından yüzümüzü güldürecek ve maçı kazanacaktır. Baba Torik.